Saç bakımı, yüz bakımı, el ve ayak bakımı. Trend olan her şeyi genç ve güzel kalmak isteyenler mutlaka deniyor, öğreniyor ve araştırıyor. Peki ya ruh? İçten gelen güzelliğin kaynağı olan ruhu beslemek ve arındırmak son günlerde trend oldu. E haliyle bir kez daha R2 gündeme geldi. Peki R2 nedir? İşte R2'ye dair tüm detaylar ekranınızda. Son dönemlerde R2 hem kişisel gelişim hem de iyileştirici yönüyle dikkat çeken konulardan biri oldu. Merhabalar Atilla Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizi izleyicilerimizle tanıtsınlar istiyorum. Birazcık kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 1970 İstanbul doğumluyum. 18 yıldır R2 hayatımda. Özellikle hani kendi hayatımda çeşitli rahatsızlıkları geçirdiğim için R2'ye olan bağlılığım inanılmaz derecede arttı. Tabii bilimsel olarak da kanıtlanmış olsa da bu şekilde R2 çalışmaları yapıyorum. R2 tam olarak nedir? Yaradan'ın sevgi ve şifa enerjisidir. Bunu ilk defa duyanlar sadece tek bir enerji olarak addetmesinler. Hiçbirimiz şifacı değiliz. İleri seviye R2 yani bu şey çalışmalarını yapanlar sadece kanalız. Bu enerjileri kullanıyoruz. Peki her ruhsal durumun enerjisi farklı mıdır? Farklı, çeşitli duygu durumları içinde. O kişinin durumuna özel o frekansta enerjilerle ama tabii asıl olan çakraların sağlıklı ve birbiriyle uyumlu hale getirilmesi esastır. O zaman süreç hızlanıyor tabii ki. Ve auranın bozulmasıyla dağınık aura diye tabir ettiğimiz durumların yansıması olarak en çok karşılaştığım şeyler. Peki bunları nasıl toparlıyorsunuz? Pozitif enerjiye dönüştürerek mi? Şöyle, öncelikle dinliyoruz tabii ki. Ne yapacağımıza karar veriyoruz, hangi enerjileri kullanacağımıza. Demin de bahsettiğim gibi vücudun enerji dengesini oluşturan çakra sistemini onu yeni baştan inşa ediyoruz. O çok önemli temel çalışmalardan bir tanesidir. Tabii ki kişi eski gömülü yaralar kendisini rahatsız ediyorsa bunlarla ilgili dönüşüm reikileriyle, sembollerle bilinçaltı çalışmaları yapıyoruz bu seansların içerisinde. Çeşitli blokajlarda bu bilinçaltında olabilir, çakralarda olabilir. Hepsini çeşitli bu farklı frekans enerjilerle açıp ve aurasını güçlendirip o aura ara katmanları düzenleyip kişi zaten bu seansların sonunda çok farklı bir etki görüyor. Auradan bu kadar bahsetmişken, evet. Aura tam olarak nedir? Bazen diyoruz, gerçekten bu kişinin aurası çok güzel, evet. Çok iyi. Şöyle, metafizik bedenin dört katmanını biz ele alıyoruz. Aslında daha farklı katmanlarda. Şimdi sağlıklı bir bireyin ilk dört katmanı şu şekilde terapi yaptığımız zaman bu kol boyu mesafesindedir. İşte ilki eterik bedendir. Bu enerji bedenini diyoruz. Yani elektromanyetik alana aura denir. Onun da düğmeleri de çakralardır. Eterik beden aura üzerinden bu çalışmaları yaparız biz. Şifalandırmaları. İkincisi zihinseldir, duygusal, zihinsel ve ruhsal auradır. Bunların her birinde işte karşı tarafta o iletişime geçtiğiniz zaman duygusal alanda hemen anlam kazanır ve size kişiye iletir bu durumları. Auranın temiz, güçlü olması bizim fiziksel durumlarımızda çok etkiler.
işte blokajlar başlayacağı öyle diyebilirim. Kanıtladılar. Şimdi bir mekanda bir şey yaşandığı zaman tüm eşyalar, duvarlara bu hatıra saklanıyor. Her birinin titreşimi olduğu için bizleri de bu yönde etkiliyor. Ne oluyor? Nasıl hissediyoruz? Bir isteksizlik hali, yorgunluk, kafa karışıklığı, stres ve üzüntü olabiliyor. Çünkü orada yaşanılan olaya bağlı tıkanıklıklar oluşuyor. Yeni enerjiler akamıyor mekana. Siz bir eve taşındınız diyelim ki. Bizden önce de başkası oturuyordu. Neler yaşandığını bilemiyorsunuz. Hı hı. Hani belki çok ağır hastalık, bir ölüm oldu. Dolayısıyla da orada bir tıkanıklık gerçekleşiyor. Ve bu çalışmayı yaptıktan sonra gerçekten evdeki aile fertlerin uyku kalitesi bile değişiyor. Bunu çok böyle geri bildirimle teşekkürle alıyorum. Bu şekilde ev ve iş yerlerine gidiyorum. Çok teşekkür ediyorum ben. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Atilla Bey'den R2'ye dair her şeyi öğrendik. Enerjinizi daima yüksek tutmaya çalışın. Başka bir konuyla görüşmek üzere.